Yaratılıştan günümüze binlerce, milyonlarca insan gelip geçmedi mi şu dünyadan? Nice peygamberler, onların varisi alimler, ilim ehli, irfan sahibi nice nice insanlar birer birer gelip geçtiler şu fani dünyadan. Her birimiz bize verilen ömür sermayesini tüketip ya ebedi hayatı kazanan bir kul ya da Allah muhafaza buyursun sonsuz azaba müstahak alçak birer zavallı olacağız. İşte bu iki seçim içerisinde yaşayan insan tercihini kendisi yapıyor aslında cüz'i iradesiyle. Ve bu tercihlerinden sorumlu tutuluyor insan. En akıllı insan elbette ki tercihini haktan yana yapıp Cenab-ı Allah'a kul olma gayreti içerisinde olan insandır bizce. Kainat bir hayat kitabı aslında. Bu hayat dünyaya geldiğimizden ölümümüze kadar devam ediyor. Şöyle bir düşünelim. Sayısız mucizeler, etrafımızdaki milyarlarca renkte ve desenli çiçekler, muntazaman akan dereler ve galaksiler. Bütün bunlar hayatı okuyan insanlar için büyük bir ibrettir. İbret nazarıyla bakmak gerekir. İşte bu gözle bakanlardan Ahmet Kazım'ın çocukluğu. İşte Paris'te yaşayan Ahmet Kazım Thierry Brunet de tercihini haktan yana yapmış bir hidayet yolcusu. Ekibimiz meşakkat dolu bir yolculuktan sonra Ahmet Kazım'ın Paris'te sürekli gittiği dergaha konuk oluyorlar. Tam bir derviş ahlakına sahip Ahmet Kazım'ın hidayet öyküsüyle sizleri baş başa bırakıyoruz şimdi. Mon nom musulman est Ahmet Kazım. J'utilise toujours mon nom occidental français dans la vie de tous les jours. Selamünaleyküm. Adım Thierry Brunet. Müslüman olduktan sonra adımı Ahmet Kazım olarak değiştirdim. Fakat günlük hayatımda Fransız adımı kullanıyorum. Babam dini bir ortamda yetişmesine rağmen ateizmi, yani dinsizliği benimsedi. Annemse Hristiyanlığın Katolik mezhebine bağlı. Fakir bir aile çocuğu olarak büyüdüm. Babam Fransa'da işçiydi. Annem de bir futbol sahasının bekçisiydi. Kainatta her şey mükemmel bir düzene sahip. Kusursuz bir ahenk içerisinde Yüce Allah'ın emrettiği şekilde vazifesini ifa ediyor. Şöyle bir etrafımıza baktığımızda hayret içerisinde kalacağımız ne çok şey var değil mi? Şu çiçek çiçek dolaşan arının gayreti, şifa menbaı balı üretmek. Rengarenk ve mis gibi kokan çiçekler, adeta kainatın süsü. Gönülleri mest eden ney sesi, Ahmet Kazım'ı da mest etmiş ve neye üfledikçe onun ulviyetinde kayboluyor adeta. Thank you.
Engin dalgalara sahip denizler, ferahlık ve dinginlikle milyonlarca canlıya ev sahipliği yapıyor. Gündüzümüzü aydınlatan ve dünyamızı ısıtan güneş, dünya kurulduğundan beri mütemadiyen her sabah doğuyor. Gökyüzünün kandili ay ve yıldızlar, geceleri bambaşka güzel değil mi sizce de? Esen ılık meltemler, her zaman hayranlıkla izlediğimiz şu bulutlar, yüceler yücesinin varlığını hatırlatıyor hepimize. Alimlerin ibret nazarlarıyla okuduğu işte bu kainat kitabını Ahmet Kazım da okuyordu. Küçüklüğümden beri çok inançlı bir kişiyim. Çocukken yaşadığım dünya çok hoşuma giderdi. Geceleri başımı yastığa koyduğumda her şeyin kaybolmasından korkar, sabah olur olmaz da pencereden bakıp her şeyi gecede bıraktığım gibi bulmuş olmama sevinirdim. Tüm bunlara hükmeden büyük bir varlık vardı. Biliyordum ama buna bir ad veremiyordum. Evimiz şehirden uzaktaydı. Canlıları ve doğayı izleyerek birçok şey düşünür, doğanın düzenini hayranlıkla izlerdim. Okul dışında çok kitap okurdum ama okul derslerini önemsemezdim. Çünkü müzisyen olmak istiyordum. 16 yaşıma gelince okulu bıraktım. Benzin istasyonlarında çalıştım, kuryecilik yaptım. Ve evleneceğim bayanı gördüm. İşte bu benim eşim dedim. Bu bir yıldırım aşkıydı ve evlendik. 17 yaşımda hepatit C hastalığına yakalandım, öleceğim söylenmişti. Doktorlar testlerin sonucunu 2 gün sonra öğrenebilirsin demişti. 2 ay hastanede kaldım. O zamanlar bu hastalığın tedavisi yoktu ama ben iyileşmeyi başarmıştım. Bu olaydan sonra hayatıma, evliliğime ve eşime daha çok özen gösterdim. Eşim Cezayirli ve onunla birlikte merak ettiğim Cezayir'de yaşamaya başladık. Eşimin ısrarı üzerine yarım kalan okulumu tamamlamak için 7 yıl boyunca akşam okuluna gittim. Ardından bilgisayar mühendisliğini kazanıp çalışmaya başladım. Afrika ve Avrupa sorumlusu olduğum bu şirkette 17 yıldır teknik müdürü olarak çalışıyorum. Afrika sorumlusu olmam bana cevabını merak ettiğim şeyleri araştırmam için ortam hazırladı. Bu sayede Doğu dünyasıyla yakından ilgilenmeye başladım. Bunlarla ilgili birçok tarihi kitap okudum. Aynı zamanda 10 yıllık süre zarfında Budizm'i de inceleyip okudum. İslamiyet'i araştırmamış olsam da Müslümanların yaşam disiplini ve doğrulukları hep dikkatimi çekiyordu. Üzüm üzüme baka baka kararır derler biliriz. İnsanın etrafı, dostlukları, arkadaşlıkları, hayatının devamı için çok önemli yerler teşkil eder. Köşe başlarıdır buralar. Bir tesbihin taneleri gibi. Etrafından, arkadaşlarından, ailesinden yoksun olarak yaşayamaz insan. Bu arkadaşlıklardan bir tanesini kendisi yaşar. Tasavvufa merak salan Cezayirli bir arkadaşı, onun hayatına yön verenlerden bir tanesi olacak. İnsana sunulan şu dünya hayatını bir gönül dostu ve mürşidi kamil olan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi şöyle izah eder. Cenab-ı Hak her şeyi bir kaderle halketmiştir. Sıramız gelince anne karnında bir cesede bürünüp dünyaya geldik. Dünyadaki zamanımız dolunca cesetten çıkıp kabir hayatıyla ebedi yolculuğumuza devam edeceğiz. Hayatın manzarası, biri giriş, diğeri de çıkış olan iki kapı arasındaki bir koridor. Zira ölüm, nefis engelini aşamayanlar için acı bir musibet, diğer taraftan vahyin ilahi sesine gönül verenler için de sonsuz saadetin başlangıç noktasıdır. İşte Ahmet Kazım da yaşadıklarından ibret alıp, hakikat arayışına çıkar. Tecrübe parayla alınamayacak bir şeydir. İnsanoğlu olgunlaştıkça tecrübe kazanır. Bu her zaman yaşla alakalı değildir. Başımıza gelen bizi üzen bir hadiseden sonra büyük dersler ve ibretler alırız. Aslında acı çekeriz
ama bu bizim tecrübe kazanmamıza ve olgunluğumuza vesiledir. İşte Ahmet Kazım'ın hayatında böyle bir zaman yaklaşmıştır. Evlenir, çocukları olur ama Mevla'nın takdiri, tecelli böyledir, çocuk vefat eder. Kısmen de olsa bunalıma girer eşiyle. Bir gün içinden bir ses ona şunu söyler: sabret. Bu bunalımdan çıkması için zaten sabretmekten başka yapacak bir şey yoktur. İçindeki sesi dinler Ahmet Kazım. Bakın sonra neler olur. Eşimle çok üzücü bir olay yaşadık. Doğumdan hemen sonra çocuğumuzu kaybettik. Bu ölüm bana sorgulamayı öğretmişti ve artık yaşamın içinde sakladığı sırları daha çok merak ediyordum. Eşimle mutluyduk ama yaşadığım hayatı beğenmiyordum. Bizi huzura kavuşturacak şeyi arıyorduk. Bir gün Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım diye yarım saat boyunca ağladım. Sufizmi tanıdıktan sonra öğrendim ki bu kendimizi Allah'a yakın hissetmek için yapılan bir zikirmiş. Ona ait olduğumuzu hissetmek için yapılan bir duaymış. Ve anladım ki ruhum buna susamış ve bunu söylemiş. Ahmet Kazım'ın hayatında bizim için ibretlerle dolu olan bir kısım vardır. Müslüman olduktan sonra bir Ramazan günü gelir. İlk Ramazan ayıdır bu. Oruç tutar. İş yerinde onun oruç tuttuğunu her nasılsa anlarlar. Müdür gelir yanına ve sorar: sen oruç mu tutuyorsun? Müslüman mı oldun? O evet der. Ve burada çok enteresan bir gelişme olur. Hiçbir şey söylemez müdürü. Tebrik eder, döner gider. Bu olay oldukça enteresandır. Ahmet Kazım da bunu hayatında unutulmayacak dönemlerden bir tanesi olarak görür. Müslüman olmasına rağmen ilk defa tepki çekmemiştir. İnsanın idraki, bu dünyadaki her şeyi ancak zıddıyla kavrayacak şekilde yaratılmıştır. Üstad Necip Fazıl'ın "Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın" mısraları, alemde her şeyin zıddıyla kaim oluşunun ebedi bir ifadesidir. Yani kötü örnekler, güzel örneklerin idrakteki yerini daha da netleştirir. Ahmet Kazım, Paris'te yaşadığı hayatını sorguluyordu. Gönül dünyasında hak olanı tercih ederek huzura bir kapı aralıyordu. Kimi zaman insan için büyük ibretler vardır hayatında. Belki son bir fırsattır onun için. Bu fırsatlardan ve ibretlerden bir tanesini Ahmet Kazım bir kış günü yaşar. Kayak merkezinde sporunu yaparken ayağa takılır ve iki kayanın arasında sıkışır kalır. Onun ifadesine göre orada bulunması bir mucizedir. Çünkü çok ender gidilen bir yerdir. Ve bu mağara ve orada yaşadıkları onun için hayatı boyunca unutulmaz bir tecrübe olur. İnsanın hayatında yaşadığı bazı olaylar kişiyi Allah'a yaklaştırır. Ben de öyle bir olay yaşadım. Bir gün kayak yapıyordum ve bir an nasıl olduğunu anlamadan iki kaya arasında kaldım. Kafam sıkışmıştı, sel akıp gidiyordu. İnsanların beni bulma ihtimali çok azdı. Nefes almakta zorlanıyordum. İşte o an ölümü kendime çok yakın hissettim. Kendi kendime, "Allah'ım, geliyorum," dedim. Daha önce hiç bu şekilde bir cümle kurmamıştım. Tam o an bir el hissettim. Bu kayak öğretmenimin eliydi. Beni kayaların arasından çıkardı. O günden sonra kendi kendime yaşam ve ölümle ilgili çok sorular sordum. 20. asrın önde gelen İslam alimlerinden Muhammed Hamidullah şöyle söylüyor: hayretle görmekteyim ki Batı toplumunda
Hristiyanları İslam'ı kabule sevk eden, fıkıh ve kelam alimlerinin görüşleri değil, İbni Arabi ve Mevlana gibi sufilerin halleridir. Bugün de İslam'ın nurunu hidayet mahrumlarına taşıyacak olan ne kılıç ne de akıldır. Aksine kalp, yani tasavvuftur. Hem batıyı hem de doğuyu bilen Muhammed Hamidullah'ın bu tespitleri çok manidardır. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu vallahu ahad. Allahus semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lahu kufuvan ahad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu vallahu ahad. Allahus semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lahu kufuvan ahad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu vallahu ahad. Allahus semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lahu kufuvan ahad. Allahu ekber. La ilahe illallah ahad.